90'a kaldığı yerden devam ediyor. Güven Taner, Kemal Belgin ve Levent Düzemen'le birlikteyiz. Gündemi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. İlk bölümde tabii hakemleri konuştuk. İkinci bölüme Icardi'nin bir paylaşımı vardı. Onunla birlikte başlayalım. Son performansı, özellikle çok son haftalardaki performansı daha doğrusu. Çok fazla konuşuluyor, tartışılıyordu. Icardi de bir paylaşım yaptı. Ve o paylaşımla birlikte Icardi diyor ki, paylaşımında 83 maçta 58 gol 22 asist. Alın eleştirilere cevaptı. Levent abi sana geleceğiz ama Güven abiyle başlayalım. Icardi formsuz mu? İstatistiklere biz de programlarda çok konuşuyorduk. Konuşanlara dedi ki alın size o zaman benim neler yaptığım. Ama bu sezon nasıl Icardi? Şimdi tabii Icardi'nin bu söylediğin kaç gol paylaşım ekranda 83 maç 58 gol 22 asist yani 58 60 80 83 maçta 80 gole direkt katkı yapmış. Şimdi bu güzel bir istatistik ama ne kadar zamana yayılmış bir istatistik? Galatasaray'a geldiğinden beri değil mi? Icardi'nin eleştirir yani Berim'den düştüğü eleştirileri ne zamana ait? Son bir aya ait. Ya bu kadar basit. Icardi son bir ayın hesabını vermesi lazım. Çünkü onun son önceki süresi hep alkışlandı, omuzlarda taşındı. Hala taşınıyor zaten ya. Ama eleştiriler de son bir aya ait. Ya bu kadar basit. Böyle kimsenin kimseyi aldatmasına gerek yok. Bir ayda Icardi'den yılda 10 milyon net işte kazanan veya vesaireleri var. Yani bir de sözleşmesinde Arjantin'e özel uçakla gitme maddesi de varmış. O öyle kendisi, bir haber vardı bugün gördünüz mü? O haber ne kadar doğru bilmiyorum ama ona dayanarak konuşursak. 500 bin euro maliyeti oluyor. 500 evet. Onun da kulübe mi ait olduğu cebinden mi veriyor? Yani 10 milyon kazanan 500 bin. Kendi cebinden canım. Ben Galatasaray'ın tercihini tahmin ediyorum. Yani bu kazançları ona sağlayan bir ortam, bir ülkedeki ona gönül veren, ondan çok şey bekleyen insanların onu aynı zamanda son verimsiz dönemi içinde ele almaları son derece doğaldır. Icardi'nin buna içerlemesi, kızmasına anlam veremiyorum. Hatta ben şuna da anlam veremiyorum. Icardi bir aydır formsuz mu? Şu anda bir 14 gün falan bir futbol maçlara ara var değil mi? Milli maç arası var. O arada özel uçakla Arjantin'e tamam sözleşmesinden doğan bir hakkı kullanabilir. Ona bir şey söylemiyorum. Ama bir de vicdani sorumluluk vardır. Yani sen burada kalmalıydın bana göre. Veyahut da Arjantin'e gitme sebebin tatil, dinlenmek olmamalı. Orada çalışıp form tutup gelmelisin mesela. Değil mi? Yani o sorumluluğun evet. Var. Sen bunun karşılığında hiç oynamasan bile, yani bırak sakatlanmayı, hiç oynamasan, bir sene hiç gol atmasan bile o 10 milyon avroyu alacaksın. O zaman onun karşılığında vereceksin. Yani bu Icardi'yi ben bu yönden hiç doğru bulmadım. Yani bu açıklamayı ve biraz ne bileyim Osimhen'in gelmesi mi rahatsız etti onu gerdi bilmiyorum yani. Yani Icardi tamam da Icardi ülkemize neden geldi? Icardi 75-80 milyon avro değerde bir adam değil miydi Paris Saint Germain'e giderken, İtalya'da oynarken? Peki Türkiye'ye Galatasaray 5 yıl taksitle ödeme karşılığı 10 milyona geldi. Demek ki müthiş bir değer kaybına uğramış. Neden değer kaybına uğradı? Niye Paris Saint Germain bunu sineye çekti o kaybı? Şunun için Icardi artık Paris Saint Germain'in ihtiyaç duyduğu düzeyde o tempoda futbol oynayamıyordu. Fizik gücü de bir düşme, futbolu yorumlamasında bir ağırlaşma, yavaşlama olduğu için. Ondan artık bu şekilde yararlanamayacağı için onun takımına böyle bir tempoda oynayan futbolcuya ihtiyaç olmadığı için Galatasaray'a geldi. Ama o düşük temposu Galatasaray'da giderek daha da düştü. Değil mi? Evet. Ya son maçta neredeyse şut atmadı. Yanlış istatistik. Zaten eleştiriliyordu. Hakan Hoca'ya da soruldu hatta. Yani bu eleştirilerden yakınmaması lazım Icardi gibi bir adamın.
Çünkü bir gol attığı zaman onun adına şarkılar çalınıyor. Alkışlar, şunlar, bunlar, Icardi. Herkesin, çoluğun, çocuğun gönlünde işaretlerini yapıyorlar. Gol sevinçlerini taklit ediyorlar falan. Toplumun içinde böylesine yer etmiş bir insan toplum tarafından eleştirildiğinde topluma böyle bir tepki vermemeli. Kemal abi sen nasıl buluyorsun? Icardi son haftalarda formsuz mu? Bu eleştirilere şimdi katılıyor musun? Bir kere şunun altını çizeyim. Galatasaray Alanyaspor'la oynadı değil mi son maçı? Evet. Icardi 81 dakika oyunda kalmış ve ben Icardi'nin ilk defa böyle bir göreve soyunduğuna tanık oldum. Devamlı orta sahayla görev paylaştı. Çıktı, aldı, verdi, gitti, gitti ve arkaya geldi orta sahayla. Yani Okan Hoca mı bu görevi ona verdi? Gidip de orada dikilme, esir olma, sahayı dolaş, orta sahayla paylaş filan diye. Bilemiyorum kendi işimi. 81 dakika oyunda kaldı. Golü yok. Olabilir. Şöyle bir kere onun altını hemen çizeyim. Ben kaç senedir futbol seyrediyorum, takip ediyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Özel hayatı bu kadar dalgalı ve çalkantılı olan şöhret olmuş bir futbolcuyu pek hatırlamıyorum. Bak her şeye rağmen. Özel hayatı çalkantılı olup başarılı olan aynı evet. zamanda mı? Şimdi 81'de çıkmış zaten oyundan. Yani neredeyse maçın tamamını oynamış. Evet. Şimdi eleştiriler, yani ben şunu söyleyeceğim ya. Koray lütfen ne olur darılma bana. Ya öyle yorumlar yazıyorlar, yapıyorlar ki. Ben diyorum ki ya acaba yine başka maçı mı seyrettim? Yani Icardi gol atmadı diye Icardi'yi yerin dibine batırıyorsanız olmaz. Golü kim attı? Yunus attı. Değil evet. mi? Ne gol? Ben biraz evvel sanat Doğru. eseri dedim o golü. Ama ne zamandan bu yana ben Icardi'nin bu kadar orta sahayla bütünleşerek oynadığına tanık oldum. Tabii ki bu da belki Okan Hoca'nın bir yeni düşüncesiydi. O savunmanın göbeğinde bir dağılmayı sağlayıp oralara orta sahadan adamlar veya kenarlardan kaçırarak sonuca gitmek gibi. Şimdi mesela Yunus'un attığı gol nereden atıyor? Santrfor mevkiinden. Oraya geliyor top. Tam merkezde bir de. Tam merkezden. Yani onun için yani bak tekrar altını çiziyorum. Ben Arjantin'de 37 gün kaldım. Dünya Kupası sırasında birçok Buenos Aires başkentin dışında birçok şehre de gittim geldim maçlar sebebiyle. Bir Arjantin futbolcu bu kadar ayakta kalıyorsa helal olsun. Bakma öyle. İyi diyorsunuz yani. Ben iyi diyorum. Yani çok fazla bir şey de beklemeyeceksin. Yani bu sezon 5 maçta 2 gol 1 asist var Süper Lig'de. Tamam. Toplam 10 maçta resmi maçlarda 3 gol 1 asist. Evet, şimdi şöyle. Yani bir bakarsın önümüzdeki 5 maçta 10 gol atar. Ya belli mi olur evet. yani? Doğru tabii atabilir. Yani bu performans zaten diyorum 83 maçta 80 gole direkt katkı yapmış. Daha ne olacak abi? Yani ben Alex de Souza'nın bu kadar maç ve gole katkı sayısı birbirine yakında en son hatırladığım o. Yani. Levent abi, Okan Hoca 2 yıl şampiyon yaptı, istifalara kadar geldi iş. Galatasaray yönetimi 2 yıldır şampiyon yönetim, istifalara kadar geldi. Bu 2 yıllık şampiyonlukta bir başka baş mimar Mauro Icardi. Şimdi sıra Icardi'ye mi geldi? Yani oyuncu da artık bu paylaşımı yaptığına göre demek bazı şeyler kulağına geldi ki bunu hatırlatma... Galatasaray için sen bunun geldiğini zannetmiyorum. Icardi'ye laf söyleyen taş olur. Icardi sosyal medyayı çok yakından takip etti, çok iletişimde olduğu için herhalde bazı eleştirilerden, bu eleştirilerin kim olduğunu bilmiyorum. Bazı insanlar bana da mesela yazıyorlar biz eleştiririz Okan Hoca'yı diye falan filan hikayesi. Ben eleştirmeyin demiyorum, hakaret etmeyin diyorum. Herkes eleştirilebilir. Değil mi? Yani herkesin hataları olabilir, eleştirilebilir. Ben günahlarla sevaplara bakarım.
Okan Hoca'yı ben de eleştiriyorum. Rigas ve Kasımpaşa maçları ile eleştirdim. Benim söylediklerimi akşam maçtan sonra Okan Hoca dedi yazdıklarımı. Galatasaray kadrosu geniş değil. Kanatları yeterli değil. Aynı şeyi Okan Hoca söyledi son Alanya maçından sonra. İşin gerçeği bu. Ben sana bir örnek vereyim. Birinci yılda geldi Icardi. Şöyle bakıyorum. İyi bir ikili vardı. Kerem Aktürkoğlu, Icardi ikilisi. Doğru. Tamam mı? Kerem Aktürkoğlu o sene 9 gol atmış, 12 asist yapmış. Asistin 6'sı Icardi'ye. Icardi 22 gol atmış, 7 asist yapmış. Asistlerinin 3'ü Kerem'e. Totalde şu. Bu ikili 31 gol atmış, 19 asist yapmışlar. Birbirlerine. Baktığın zaman 50 gol yapar bu. Yanlış mı? Ve Galatasaray takımı şampiyon olmuş. İşin gerçeği bu. İkinci senesinde ona bakmadım. Bu benim şimdi bu konu gündeme gelecek diye hazırlık yapamadım. Benim telefonumdaki bilgimden elde ettiğim bir konu bu. İkinci sene Icardi sakat sakat oynadı hatırlarsan. Doğru. Doğru mu? Gol kralı oldu mu? Oldu. Galatasaray'ı şampiyon yaptı mı? Yaptı. Kasımpaşa'nın attığı, kaçırdığı penaltı rağmen attığı goller var hatırlarsan. Onda da çok başarılı. Şimdi ikinci senesine rakam söyleyeyim sana? Söyle. 45 resmi maç 30 gol 11 asist. Pardon. 45 resmi maçta 41 gole katkı yapmış. Pardon. Evet. Icardi hakikaten eleştirin beyler. Eleştirin. Devam edin eleştirmeye. Siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Sosyal medyadaki bu şey asalaklar iyi biliyorlar bu işleri. Neydi onunla da eleştirin. Ben bunların Galatasaray'da inanmıyorum. Yüzünü söylüyorum. Bunların hepsini de kusura bakma. Kağıtlar böyle. Böyle baba. Her gün kapı çalıyor. PTT'den diyorlar ki mahkeme şeyi geldi. Çünkü avukat takip ediyor. Böyle geliyor. Sonra bana telefon ediyorlar. Birisi telefon açıyor. Ya diyor oğlum hakaret etmiş. Evet. Bir özür dilesin affedin. Ulan tövbe tövbe yarabbim şimdi sinirleniyorum. Diyorum bunlar affedilecek laflar mı? Ay bunları mı söylemiş diyor. Evet affetme o zaman diyor babası. Evet affetme doğru. Çünkü sizin ağzınızdan çıkanınız çok yanlış bir şey. Değil mi? Ulan dedim özür dilerim. Yani şimdi sinirleniyorum çünkü bu işlerde. Icardi bir değer, bir fenomen. Icardi'nin Galatasaray'a kazandıklarını saymakla bitiremeyiz. Adam suyunu bile Galatasaray bardağıyla içiyor ya. Kupasıyla ilgili. Her şeyi Galatasaray. Sana bundan daha büyük reklam yapacak bir adam var mı? Bir, attığı golleri bırakıyorum oynadığı oyunu. Rigas maçında yine asisti yaptı mı? Ne orta yaptınız ki bu zamana kadar Icardi'ye soruyorum. Osimhen'le beraber oynadılar. Yine golünü attı. Şahane bir gol attı. Döndü vurdu. Yanlış mı? Geldikçe atar. Kenar ortalar önemli. Bak bir şey söylüyorum. Bir tane daha Sara olsa orta yapacak adam kenarda. Icardi çok gol atar. Osimhen çok gol atar. Kenarlardan orta gelmiyor. Barış'tan gelmiyor. Ben açık konuşayım. Barış'tan gelmiyor. Barış'ın bir saplantıları var. Bak mücadelesine, şeyine, evet, kazanma duygusuna, savaşçı kimliğine, yüreğine saygı duyuyorum. Ama illa sıfıra gireyim orta hocam diye bir kural yok. Rakibi karşına alıp beklemenin anlamı yok. Futbol çabuk oynanan bir oyun. Bak kaçıncı asisti bu şeyin? Sara'nın. Tamam mı? Dolayısıyla Icardi Galatasaray çok önemlidir. Osimhen'le de beraber oynar. İkisi de goller atar. Ama yeter ki Sara gibi orta yapan insanları çoğaltmak lazım. Birinci senesi Raşika Kerem atıyordu hatırlarsan. Bugün Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda örnek veriyorum. Keşke iyi bir Ziyech izleyebilsek. Onunla kadife sol ayağını izleyebilsek. Ama adam gamsız abi. Yani ne zaman oynayacağını, ne zaman sahne alacağını bilmiyoruz. Onun kenardan keseci o biliyorsun muz ortaları rahatlıkla ya Osimhen'den sekerse Icardi öndeyse Icardi'den sekerse Osimhen gol yapar. Bunu net olarak söylüyorum. Ne kadar orta almışlar. Ve ben buradan da Okan Hoca'ya bir daha söylüyorum. Takım Cuma'ya kadar izinli. Allah aşkına ya. Bu duran topları Sara kullansın ya. Mertens kullanmasın artık ya. Kullanmasın. Sara kullansın. Her frikik topun başına geçmesin ya. Herkes atamaz abi. Bu oradan onun özelliklerinden bir tane Sara'nın bir tane özelliklerden biri de bu. İki tane adam var abi. Futbolun sonuna geliyorlar. Her top ben kullanıyorum diyorlar. Biri Mertens,
Bir tanesi Kerem Demirbay. Geçmeyin abi ya. Geçmeyin Allah aşkına. Bırakın Sara gibi bir oyuncu gelmişse o geçsin, o ortaya yapsın. İşin gerçeği bu. Fenerbahçe'de bu ortayı Tadiç yapar. Hiç tartışma. Adam büyük oyuncu. Muazzam. Kim ne dersin? Ya benim ölçüme göre. Kemal abi sevmeyebilir. Onun için Icardi ile yapılan eleştirileri suni gündem olarak görüyorum. Ve birilerinin Icardi'ye bu sosyal medyaya fazla takılmaması konusunda uyarması lazım. Kendini yıpratıyor. 3 kupa koymuş. Attığı golleri koymuş. Gerek yok Icardi, biz seyrediyoruz ya. Yaptıkların evet. Ortada. Galatasaray taraftarı, senin tribüne gelenler çok seviyorlar. Aşkın olayım diye bir şarkı biliyorsun ve sen başlattın ve bütün tribünler bunu söylüyorlar. İşin gerçeği bu. Icardi bu şeyden baskı altına kendini almaması gerektiğini düşünüyorum ben. Sosyal medya üzerinde. Baskıya sokan etkenlerden birisi de belki Osimhen'in gelişimi değil mi bilmiyoruz ama çok sık şu soruyu soruyoruz yorumculara. Icardi mi, Osimhen mi? Sizlere de sormuşuzdur belki daha önce veya bugün de sorabilirim. Dilerseniz yanıtlayabilirsiniz ama bu soru ilk kez Galatasaray için çok önemli bir isme, efsane teknik direktör Fatih Terim'e soruldu bugün yine İzmir'deki spor zirvesinde. Osimhen mi, Icardi mi denildi. Bakalım Fatih Hoca bu soruya ne cevap vermiş?